Nisa ile Soruyorum programını Lavinia sunar. Can Erzincan, yeni bir bölümle yeniden karşınızdayım. Sizler için bu hafta özellikle çok fazla tartışma konusu olan mutlu bir evliliğin sırlarını konuşacağız. Erzincan halkına soralım bakalım, mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Merhabalar. Merhaba. Sizce mutlu bir evliliğin, mutlu bir ilişkinin sırrı nedir? Sadakat, güven, anlayış. Ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek. Karşılıklı uyum sağlamak, birbirlerini hoşgörüyle karşılamak. Siz uyumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? 50 yılda evlenmişsiniz gerçi. 50 yılda bu Haziran'ın 15'inde devirdik. Yani yıl dönümünüzde biliyorsunuz. Biliyoruz da bu ara biraz bir sıkıntılarımız var, onu hatırlayamadık. Olsun, siz onu yine bir çiçekle telafi edersiniz. İnşallah. İnşallah. Teyzeciğim bir de senden alalım. Sence mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu evliliğin sırrı ikisinin sözü bir kafası birbirine yatacak, o mutluluk olur. Ama biri bir o yanı gelir, biri bu yanı gelirse o mutluluk olmaz. Amcacığım bu 50 yıl boyunca sana uyum sağladı mı? Yok, sağlamadı. Sağlamadı mı? Yok. Peki, gençlere ne nasihat verirsin 50 yıl bir ömür geçirerek? Gençlere derim ki mutlu olun, sen onu dinle, o da seni dinlesin, o zaman mutluluk olur. Siz yıl dönümünü hatırlamadığınız için biraz kırgınız galiba. Birbirinizi de aldatmadı mıydı, ondan mutluluk olur. Ama aldattı mıydı o soğur. Sadakat önemli diyorsun. Evet. Vallahi ben de bilmiyorum ki ya. Bildiğim kadarıyla insanların birbirine saygı duyması. Evli misiniz? Evet. Peki bu süreçte kaç yıllık evlisiniz? 30 yıllık. 30 yıllık evliliğiniz boyunca mutlu değil miydiniz? Niye böyle söylediniz? Vallahi mutlu da değilim ya. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Her gün bir şey istiyorlar evden. Neden mutlu değilsiniz? Bize onu açıklayın o zaman. Yemeğiniz yapılıyor, ütünüz yapılıyor, çamaşırınız evet, yıkanıyor. Evet, onlarda sıkıntı yok. Nedir sizi huzursuz eden şey? 30 yıl. Ya ben öyle diyorum. Yok şükür iyiyiz ya. Yani bir sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Yani evimize gidiyoruz. Dediğin gibi yemeğimiz hazır. Evimizin temizliği yapılmış. Elbisemiz yıkanmış. Yani her şey yapılmış. Eşiniz sizce bu konuda ne düşünüyor? Sizinle 30 yıl geçirmek sizce onca nasıl? Onu, o beni çok iyi beğeniyor da. Saygı, sevgi. Saygı, sevgi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Saygı, sevgi. Anlayış, konuşarak iletişim kuvvetli olması. Şu anda evli misiniz? Evet. Nasıl gidiyor sizce? Kaç yıldır evlisiniz? Hamdolsun ben 30 yıldır evliyim. 30 yıllık evlilik. Nasıl sürdürdünüz 30 yıllık evlilik? Evet, 4 çocuk annesiyim ben. Maşallah, Allah. Saygı ve sadakatle sürdürdüm yani. Ne güzel. Her şeyden önce saygı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aynen öyle. Evli değilim. İnşallah sizin de yakın zamanda mürüvvetinizi görür anneniz. Hayırlısı diyelim. Tam yerine sordunuz. Hakikaten saygı, anlayış bana göre. İyi güzel anlaşıyoruz. Bence saygı, anlayış. Anlayış, evet. Kaç yıldır evlisiniz? 29 yıllık evliyiz. Yani 29 yıl neredeyse bir ömür. Bir ömür. Evet, çok çabuk geçti, biz anlayamadık. Peki sizden sonraki gelenlere tavsiyeniz nedir? Valla birbirlerini yormasınlar. En önemlisi bu, yani yormasınlar. Basit şeylere takılmasınlar. Takılmasınlar, kırmasınlar. Biz şu an tam düğün üzerindeyiz. Oğlumuzu evlendiriyoruz. Yani diyorum geçen gün valla Allah razı olsun diyorum, beni hiç yormadın bu süreçte. Yani her şey harika gidiyor. Ne güzel, çok şanslısınız o zaman. Hakikaten çok şanslıyım. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Saygı. Saygı. Sizce? Aşk. Aşk. Kaç sene oldu siz evleneli? 99'dan beri beraberiz. 99'dan beri beraber. Peki sizden sonrakilere bir tavsiye verecek olsaydınız, özellikle şu dönemde, şu devirde, ne tavsiye? Evlenmeden önce her şeyi sindirmek lazım, karşıdaki insanı tanımak lazım. Mış gibi yapmamak lazım. Yaşamak lazım, onu tanımak lazım. Neyi seviyor, neyi beğeniyor, neyi istemiyor. Ben onunla hayatı geçirebilir miyim?
Yani onun kalan yarısı olabilir miyim? Yoksa laf olsun, torba da olsun. Her şey zaten tüketildiği için artık. Yani evlilikte de tüketirlerse asla mutlu olamazlar. Ben eşim gibi bakmıyorum. Yani saygı, sevgi bence ikinci planda. Aşk, tutku olunca her şeye rağmen sürdürüyoruz. Fedakarlık oluyor. Çünkü sevgi ve saygı dediğin zaman o akrabalık ve aile ilişkilerinde de var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun ayrı olması lazım. Gerekeni söyledi eşim aslında da. Yani ben yine mutlu şey söyleyeceğim. Mutlu bir evliliğin sırrı da tam olarak budur belki de. Aynen öyle. Doğru söylüyoruz. Ya aşkı bitirmemek gerekiyor. Eşim doğru söylüyor. Kesinlikle orada katılıyorum yani. Ama işte saygıyı da bitirmemek gerekiyor. Çünkü saygıyı bitirseniz birlikte aşkı da bitiriyorsunuz. Ya kendine saygın olacak önce. Yani kendini yetiştireceksin, kendini geliştireceksin. Karşıdaki insanın senin kendine saygın olduğunu gördüğünde o da sana saygı duyacak. Ve karşıdaki insanın sana hayranlığını ebedi kılacaksın böylece. Aslında bazı geleneklerinizden... Tabii. Ve göreneklerinizden asla uzaklaşmamak gerekiyor. Bazı şeylerin kutsal ve saklı kalması gerekir. Aynen. Her şeyin gözünde olması çok doğru bir şey değil yani. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Denge diyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım bir ömür mutlu bir şekilde devam edersiniz. Saygı, sevgi, anlayış bence. Aynen, katılıyorum eşim. Saygı, sevgi, anlayış. Anladım. Ne kadardır evlisiniz? 6 yıl. 6 yıl. Yani bu 6 yıl boyunca öğrendiğiniz şey evlilik hakkında bu muydu? Evleneceklere ne tavsiye verebilirsiniz? Evlenecekleri şunları tavsiye... Önce birbirlerini iyi tanısınlar. Beraber güzel vakit geçirsinler. Ama her şey saygı çerçevesinde olsun. Saygıdan sonra her şey olur ya. Anlayış bir de tabii en büyük anlayış. Anlayış. Evet. Aynen. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Aynen, siz düşünüyorum. Aynen. Görücü usulü evlendim. 32 yıldır evliyim. Mutluyum. Gelecek nesillere de görücü usulü evlenmelerini tavsiye eder elbette, misiniz? Elbette. Önemli olan fedakarlık ama. İki tarafında fedakarlığı. Mutluluğu evliliğin sırrı o. Hocam ve ben. Kocanız ve siz. Evet. Mutlu bir evlilik. 50 yıllık evliyim. Ne diyeceksin sen Gökyüz'e? Yani nasıl? Bu 50 yıl nasıl sürdürdünüz bu evliliği? Acı tatlı günler geçiyor. Güzel geçiyor. Çok güzel. Önemli olan fedakarlık. Fedakarlık. Saygı, sevgi. Peki gelecek nesillere ne tavsiye edersiniz? 50 yıllık bir evlilik yaşamış olarak. Sevgi, saygı. Sevgi, saygı. Yok. Biz neyi bulduk sonra yedik, neyi bulduk sonra giydik. Yani bunları şey yapmadık. Şu an açın güzel gitti. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Sevgi, saygı. Sevgi, saygıyı kaybetmediği sürece 40 senelik eşim. O kadar memnunum ki. Sırada benim eşim ama benim babam, benim kardeşim, benim yoldaşım. Ben yetim öksüzüm. Benim her şeyim, arkamda benim. Yaslandığım duvara. 40 sene. Allah'ım beni bir gün, bir saat bile geri koymasın, bırakmasın. Üstüme toprağı eşimaz. Ne kadar güzel şeyler söylediniz. Yani o artık kadar 40 sene ki anası nurların içinde yatsın. Fatma anamıza komşu olsun. Amin. İnşallah. Ben razıyım, Rabbim razı Peki, olsun. Peki sizden sonraki nesillere 40 sene ne tavsiye verirsiniz? Sevgiyi, saygıyı kaybetmedikleri sürece kaç sene Mevlam ömür nasip ettiyse o evlilik devam eder. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Bir. Eşim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Sizler cevaplayın o zaman. Saygı, karşılıklı saygı. Karşılıklı saygı. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 35 yıldır. 35 yıllık. Artık çok uzun bir süre bu evlilik evet. süresi için. Evet. Yani önünüzde sizden sonra gelenlere ne tavsiye edersiniz? Ya şimdikiler sabırsızlar. Hiç sabır yok şimdikilerde. Doyumsuzlar, sabırsızlar, her şeyimiz aniden olsun istiyorlar, beklemiyorlar. Ama öyle olur mu? Bekleyecekler, sabredecekler. Biz de evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Her şey sonradan sevgi, oldu, zamanla. Sevgi, saygı olduğu zaman her şey oluyor yani. Biz mesela saygı, sevgi çerçevesinde 35 yıl geçirdik. Mutlu mesut yaşıyoruz. Sizin tavsiyeniz nelerdir? Sizden sonraki gelecek ya gençler koca işte, adaylarına, eş adaylarına. Ya ona karşılıklı sevgiye saygı dayan yapmalı, iş etmeler lazım yani. Birbirlerini sevmeli, saygımalılar. Yani biri bir şey söylediği zaman... Birbirlerine özgür alan bırakmalılar. Fazla en özgür olmadan. En güzeli o yani. Herkesin bir özgür alanı olmalı. Öyle diyorsun. Evet. Anlaştı olmak. Anlaştı olmak bence. Yani iki tarafa da saygı, sevgi çerçevesi içerisinde bir birliktelik yürütmek ya. Yani. Siz neler düşünüyorsunuz? Evet, benim için de saygı en önemlisi. Ne kadardır evlisiniz? Bir yıl olmadı daha. Bir yıl olmadı ama olacak nasip olursa. Olacak nasip olursa inşallah bir ömür geçirirsiniz i̇nşallah. Diyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Birbirine saygı duyacaksın. İlk baş bu. Güven vereceksin, saygı duyacaksın kızım.
Peki herkes saygıdan bahsediyor. Nedir tam olarak bu saygı duymak? Herkesin ağzında bir saygı, sevgi sözcükleri var. Nedir saygı duymak? Kızım saygı duymak ne olduğu bilinmiyor mu? Saygı duyacaksın karşımdaki insana. Yani onun alanlarına, onun her şeyin, kişiliğine, karakterine, hoşgörülü davranmak. Tabii hoşgörülü davranmak. Ben buralı değilim. Oğlum subay benim burada. Aydın'dan geldim bugün. Bugün sabah geldim. Böyle bir şehri gezmeye çıktım. Birbirine saygı duyacağım. Kaç yıldır evlisiniz siz? 40. 40 yıl. Evet. Peki sizden... Dur açık ödeyecek. Sizden sonraki gelenlere tavsiyeniz nedir? Saygılı davranacağım burada. Yalan söylememek. Yalan söylememek. Evet. Bir de eşinize soralım. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Vallahi birbirine sadakat. Sadakat diyorsunuz. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 13. 13 yıldır. Sizden sonrakilere tavsiyenizi alalım bir de. Birbirlerini iyi dinlesinler. Ne diyeyim, dinlesinler. Teşekkür ederiz. Sevgi, saygı. Sevgi, saygı. Sizce nedir? Bence de aynı. Kaç yıldır evlisiniz? 30. 30 yıldır. Peki şimdiki dönemde özellikle evliliklerin süresi 3 aya inmişken 30 yıllık bir evlilik sürdürmüş olarak sizden sonrakilere vereceğiniz en büyük tavsiye nedir? Şuna dikkat edin olarak ne uyarısı yaparsınız? Birbirinizi hoş görün, sevin, sayın. Mutluluğun sırrı o. Siz ne düşünüyorsunuz? En önemlisi güveni vermektir. Güvenin yani, diyorsunuz. Güven, tabii. Yani eşlerin birbirine güven vermesi, güvenmesi. Yani sır bence onda. Bu kadar röportajdan sonra hadi bir çılgınlık yapalım. Birlikte şehrimize yeni açılan o enfes lezzetleriyle Crazy Döner'e gidelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ben bir Crazy tavuk dürüm, bir de tabii ayran efendim istiyorum. Bir de ayran veriyorum. Başka bir isteğiniz, arzunuz var teşekkür mıydı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle sıra numaranızı da vereyim efendim. Afiyet olsun. Doyurduğumuza göre hadi röportajlarımıza devam edelim. Lahmacun değil mi? Ne diyorsun? Bilmiyorum ki valla biz yani nedir? Güven. Güven. Evet güven. Sadakat. Sadakat. Kaç yıldır evlisiniz? 17. Yani 17 yıl bir ömür aynı evin içinde geçirmiş iki insan olarak. Tavsiyeniz nedir? Şuna mutlaka dikkat ediniz. Dikkat edin dediğiniz bir şey vardır. Evet sen söyle. Yani bağlılık, güven, yalan söylememek, sevgi, aşk. Samimiyet. Peki bir sorum daha olacak. Sizce evliliklerde krizi nasıl yönetmeliler? Yani özellikle şu son zamanlarda evliliğin süresi 3 aya kadar düşmüşken. Valla biri sinirlendi mi diğeri susmayabilecek. Yani o kadar. Denge başka, diyorsunuz. Denge, siz önemli. Ne diyorsunuz? Evet ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica. Arkadaşım cevaplasın. Arkadaşım cevap, o daha mutlu. 11. Siz mutlu değil misiniz? Mutluyuz şükür. Peki sizce evlilikte krizler nasıl yönetilmeli? Arkadaşım cevaplasın lütfen. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? İtaat edeceksin, rahat edeceksin. Yani sizden sonraki geleceklere tavsiyeniz bu mudur? Kesinlikle budur yani. O zaman itaat et, rahat et. Evet, kesinlikle. Sloganımız bu. Önemli olan sevgidir yani. Sevgi göstersen o da sevgi gösterir. Gençlere diyeceğim. İki tarafta birbirini baş tacı olsun diyorsunuz. Doğru yani. Doğru. Yani farz edelim insanların bir hatası olur, şey olur. Aniden sinirlenir. Biri sinirlenir, öbürü de sinirlenir. Tabii önemli olan o siniri biraz aşağı indirmesi gerekir. Yani tempoyu öğrenmesi gereken. Yani farz edelim bazıları sinirlendi aniden. Yok ben boşanayım, bugün ne yapayım? Doğru bir şey değil yani. Evlilik nedir? İnsan ömür bu yani. Evlilik yaparken hani hastalıkta, zor durumda, her an bir arada olması gerekir. Eğer sinirlenirsen bir anda dersin yok ben boşanayım, bu evlilik olmaz. Yani tüm zorluklara birlikte göğüs germektir diyorsun. Doğru, doğru yani ya. Bazen hadi boşandın, anlaşamadın. İkinci evlilikte yine aynı şekilde. Yine sinirlenirse yine boşan. Her seferinde boşan ya da
anlaşmazlık üzerinde olursa bu evlilik yürümez. Sizce evet. Bu son zamanlardaki artan boşanma oranlarının sebebi sinirlilik olabilir mi? Yani genellikle ne bileyim yani bazılar diyorlar hani maddi durumu bilmem ne bunları geç yani tamam, doğru sizlik. Değil. Önemli olan huzurlu içerisinde ve birbirine bağlılık olması ve sevmesi. Tabi çevre de önemli yani çevre eğer anlaştığı gösterirse tabi bazen oluyor yani çevrenin destek de gerekiyor yani. Hani aile arasına girmesi gerekir yani ya hatta da geç. Hani benim başımda da geçti çünkü evlilik hep böyle. İş, aşk. Aşk. İş, aşk. Evet. Aşk. Nedir bu iş? Aşk. 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 Yemek. Karnını doyurdun mu? Mutlu olursun. Yani eşin de mutlu olur. Evliliği karnı doymakla yarıyorsunuz. Evet. Ne bileyim bir ömür geçin. Eşin aç olursa nasıl olacak? Önce aileni doyuracak. Bu maddi mutlu tarafı işin. Evet. Manevi tarafı nerede? Kaç yıldır evlisiniz? Maneviyat pek kalmadı. Ben 27 yıldır evliyim. 27 yıl geçirmişsiniz evet. Eşinize. Yani bu 27 yıl nasıl geçti? Bir iki insan aynı evin içerisinde 27 yıl. Çok güzel geçti, mutlu geçti. İkimiz de çalışıyoruz. Eşim doktor, ben mali müşavirim. Kafalar, beyinler, kültürler bir olduğu zaman çok güzel geçiyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Teşekkür ederim. Peki, sır son olarak şunu sorayım. Sizden sonrakilere geleceklere bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu? Birbirlerini üzmeyecekler, kızmayacaklar. Onun bunun lafına bakmayacaklar. Karşılıklı konuşarak halledecekler. Araya kara kedi sokmayacaksınız. Evet, diyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Eşine itaat et, mutlu ol. İtaat et, rahat et. İtaat et, rahat et. O zaman inşallah hepimizin başına diyelim. Amin. Teşekkür ederim. Çift olarak gördük, soruyoruz. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? İtaat et, rahat et. Aynen, itaat et, rahat et. Peki sizden sonraki geleceklere bir tavsiye verecek olsaydınız bu itaat et, rahat et mi olurdu? Evet, kesinlikle. O zaman hep birlikte itaat et, rahat et diyoruz. Kesinlikle. Kolay gelsin. İyi günler. Can Erzincan, bir hafta daha röportajlarımızın sonuna geldik. Sizler için bu hafta mutlu bir evliliğin sırrını sorduk. Biz mutlu bir evliliğin sırrını İtaat et, rahat et formülünde bulduk. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için Ajans Erzincan YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı, yorumlarda duygu ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yeni bir hafta, yeni bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kal Erzincan. Nisa ile soruyorum programını Lavinia sundu.